Yeni bir haftalık vlogtan selamlar. Bu hafta uzun bir aranın ardından sonunda kendi evimdeyim ve kendi evime bir şeyler yapacağım. Artık Harun'a çalışmayacağım. Niye ya? Yeter, bir yıldır bütün rızkımı sana harcıyorum. Emeğimi, paramı, aklına gelebilecek her şeyi bir yıldır sana gömüyorum ya. Kardeşinim, o kadar olsun bir zahmet. Ya böyle bir kardeşlik müessesesi yok. Bu salonu boşaltalı kaç ay oldu tam emin değilim ama herhalde bir 7-8 aydır falan ben böyle bomboş bir salonda takılıyorum yani. Salonda sadece şurada bir koltuk var. O kadar. Bir de halım var. Böyle koltuğa oturup duvar izliyorum. Yalan söyleme şimdi. Burada takılmadığını biz de biliyoruz. Evet, üst katta takılıyorum. Harun'u kovduktan sonra elde ettiğim odamda takılıyorum. Neyse, burada son gösterdiğimden beri tek bir değişiklik var sanırım. O da şu. Burada RGB ışıklarım var. Böyle boydan boya. Benim taraftaki boydan boya değil. Evet, senin taraftaki şurada bitiyor. Niye öyle? Bu çünkü versiyon 2. Senin tarafta şey yaptım, deneme yaptım. Bu tarafta buna geçtim. Neyse, onu halledersin sonra. Neyse, hemen üstümdekiyle uyumlu renge geçeyim. Şimdi şu duvar için öncelikle süper bir planım var ama daha yapım aşamasında, sipariş aşamasında falan. Önceliğim şurası. Eskiden burada bilgisayarım duruyordu hatırlıyorsanız. Yine buraya bir bilgisayar kuracağım fakat yayın bilgisayarı olacak, yani günlük kullandığım bilgisayar üst katta olacak. Bunun için öncelikle bir tane masa aldım. Masa ayağı aldım. Monitörler geldi, monitör kolları geldi vesaire. Şimdi bunu kurarak başlayacağız. Bir şey soracağım. Evet. Şu duvarı full televizyon yapmayacaksın değil mi? Full değil. Şurada hesap yaptım, şu kadar falan boşluk kalıyor. Yani buraya figür koymayı düşünüyordum, figürler sığmıyor. Ha, o zaman şöyle söyleyeyim. Sana bir hafta sonu geleceğim ben abi. Bana gelme artık abi. Espriyi kaçıranlar için ben bu eve ilk taşındım. Taşındıktan birkaç hafta sonra Harun bir gün beni işte aradı, dedi hafta sonu sende kalacağım abi dedi. Ondan sonra 3 yıl evden çıkmadı. Ya uyumaya giderim kendi tarafıma. Gerçi evet, bu sefer gidebileceğin evet, bir şeyim var. Yayın setup'ı da kuracaksın, hani ben kullanabilirim onu. Neyse, bakacağız. Hadi başlayalım. Olay çok hoşuma gidiyor. Bu masayı kurmak çok uğraştırıyor fakat kesinlikle çok havalı. ROG'nin masası bu arada bu. Mevcut setup'ımda da bundan kullanıyorum ve en başta böyle hani ayakta takılır mıyım falan diye düşünüyordum. Arada bir takılıyorum. Hani sürekli böyle ayakta takılıyorum, ayakta çalışıyorum modu değil de arada bir işte böyle bir sırtınız falan ağrır ya, o zaman böyle kaldırıyorum bunu. Birazcık o şekilde takılıyorum, kendime geliyorum, iyi oluyor. Büyük ihtimalle burası için bunun arkasını biraz kestirmem gerekecek bu arada. Bir 10-15 santim daralması lazım çünkü burada çok alana ihtiyacım var. Ama şimdilik bu şekilde kurtarır. Şimdi bilgisayarı kurmaya başlamadan önce yüksek grafikli oyunları kendi bilgisayarında oynayamayanlar için bu videonun sponsoru GeForce Now'dan bahsedeceğim. GeForce Now, Nvidia'nın bilgisayar oyunlarını internet üzerinden oynamanızı sağlayan bir bulut oyun servisi. Oyunlar bulut üzerindeki bilgisayarda çalıştığı için sizin sisteminizin gücünün neredeyse hiçbir önemi yok. Hatta illa bilgisayarda kullanmak zorunda değilseniz cep telefonunuzdan, tabletinizden, Android veya WebOS televizyonunuzdan, Chrome veya Safari çalıştıran herhangi bir web tarayıcısından bu hizmete bağlanabiliyorsunuz. Bunun
Bunun dışında ihtiyacınız olan tek şey 15 megabitlik stabil bir internet bağlantısı. GeForce Now'ın oyun kütüphanesinde 1400'den fazla oyun bulunuyor, 100'den fazla da ücretsiz oyun bulunuyor. Üstelik Steam, Epic veya Uplay hesabınızdaki oyunları tekrar satın almanıza da gerek yok. Hesaplarınızı GeForce Now'la eşleştirdiğinizde sahip olduğunuz oyunları direkt tıklayarak oynamaya başlayabiliyorsunuz. Üstelik indirme derdi de yok. Ayrıca oyun oynamak için bilgisayar veya bir konsol almak yerine çok daha ucuza gelen bir sistem. Mevcut fiyatlarla kabaca hesapladığımda bir oyun bilgisayarı almak yerine 20 yıldan daha uzun süre GeForce Now aboneliği satın alabiliyorsunuz. GeForce Now'ın evinizdeki internette nasıl çalıştığını görmek isterseniz 30 dakikalık oturumlar şeklinde ücretsiz bir şekilde de deneyebiliyorsunuz. Açıklama bölümüne bırakacağım linkten sistemi ücretsiz bir şekilde deneyebilir ve memnun kalırsanız alabilirsiniz. GeForce Now'a bu videoya sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Şimdi kuruluma devam edelim. Evet, şu anda kurulumu tamamladım. Kablolama aşamasında bir kendimi kaybettim. Kaç saat uğraştım bilmiyorum ama şu anda bir gün sonrası. Ama değdi, şöyle karşıdan baktığınızda hiçbir şekilde kablo görmüyorsunuz. Hatta altta da belirli bir açıya kadar kablo görmüyorsunuz. Şu an tek sıkıntı üçlü monitör setup'ında Harun'u göremiyorum. Harun'u görmek için bunu böyle çevirmem gerekiyor. Mutlu oldun mu? Mutlu oldum. Yani bunu her gördüğümde mutlu oluyorum ben. Böyle bir şey oluyor. Bu kasayı birazcık daha öne çıkartmak istiyorum normalde bu arada. Çünkü bu kasayla çok uğraştım ve görmek istiyorum. Harun'u da sürekli görmek istiyorum. Ama birkaç tane kablonun boyu yetmedi. Öyle ufak bir hesap hatası yapmışım. Mesela şurası için 2 metrelik display port aldım. Fakat 2 metre. Şuradan şuraya yetmiyor. Diyeceksiniz ki nasıl yetmiyor? Bu kasanın videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Ekran kartı bunun önde. Yani içeriden de böyle kablo uzatmanız gerekiyor. Böyle direkt arkasına takamıyorsunuz. Orada böyle bir 15-20 santimlik şey var. Dert var. O yüzden böyle birkaç tane şeyi tam istediğim gibi yapamadım ama işte uzun kabloları sipariş ettim. Buraya 3 metrelik kablo sipariş ettim mesela. O geldikten sonra rahatlayacağım. Ama o zamana kadar şuradaki kabloları görmemek için muhtemelen ben bunu böyle kullanacağım. Bir de daha simetrik oluyor. Böyle daha mı iyi acaba ya? Ben olsam böyle kullanırdım. Yani iki monitör mantıklı fakat üçüncüsüne sadece böyle çok nadir olarak bakacağınız şeyleri koyuyorsunuz ya. O yüzden onun bence konumunun çok bir önemi yok ama böyle de daha havalı duruyor şimdi. Sağdaki ve soldakini dikey yapma ihtimalim de var bu arada. Ama o çok mantıklı gelmiyor bana. Yani simetriyi sağlıyorsunuz ama normalde çoklu monitörün amacı nedir işte? Burada oyun oynarken burada video izlersiniz falan bir şeyler olur ya. Burada da yayın setup'ında da işte ortada oyun, bir tarafta kamera, bir tarafta sohbet, muhabbet, o tarz bir şeyler olur diye düşünüyorum. Neyse, bunu yorumlarda tartışalım. Sizce bu ikisi muhtemelen böyle kalır da bu dik mi olmalı, yan mı olmalı? Hemen bir şeyi de göstereyim. Yayınla ilgili ne yaptığımı da göstereyim. Buraya bir tane masa ayağı koydum. Masa ayağının üstüne ışığı taktım. Hemen altında kamera ve mikrofon bulunuyor. Muhtemelen kamerayı masadan bağımsız bir ayağa koymam gerekecek. Çünkü burada en ufak bir şey yaptığımda sallanıyor. Hani çok az sallanıyor ama buraya hissettiriyor kendini. O yüzden onu muhtemelen ya da belki şuraya falan asabilirim. Olabilir. Mantıklı. Harun, senin onayını bekliyorum da şu an hiçbir şey yapmıyorsun ya. Olabilir, mantıklı abi. Yaptığım en önemli şey ve hepinizin yapmasını tavsiye ettiğim şey ise masayı delmek oldu. Masanızı delerseniz hayatınız çok kolaylaşıyor. Yani bunlar mesela kablosuz klavye mouse ama tabii ki şarj etmeniz gerekiyor. Şöyle masanızı ve mousepad'inizi delip bir tane kablo geçirdiğinizde hayatınız acayip kolaylaşıyor. Hepiniz delin, deldirin. Bunu böyle ekran şey olarak yazsana. Hepiniz delin, deldirin.
Ne zaman yayın açmaya başlarım bilmiyorum bu arada ama artık setup'ım hazır. Yani şu Aralık ayını bir atlattıktan sonra muhtemelen açmaya başlarım. Düzenli olarak da açmayacağım bu arada. Hani 2 saat boşluğum var mesela, gireceğim 2 saat birlikte takılacağız, sohbet edeceğiz, bir şeyler yapacağız. Bir şeyler varsa onları izleyeceğiz falan. Yani oyun oynar mıyım onu bile bilmiyorum. Metin 2 oynamaz mıyız be? Oynamayız. Yayın açacağım zaman Instagram'dan duyurusunu yaparım. Instagram'ımı takip etmiyorsanız... Nerede çıktı Harun? Şurada çıktı abi. Şurada çıktı. Neyse, şu anda beklediğim birkaç kargo var. Yani bugün yapacağım bir şey yok. Kargolar geldikten sonra yarın görüşürüz. Evet, yeni bir gündeyiz ve yine stüdyodayız. Yine Harun'a çalışacağız bugün. Ama bunu sen söylemeseydin. Keşke ben söyleseydim. Daha çok üzülürdün. Biraz da kendime çalışacağım gibi olacak ama. Bir mutfağa falan bir şeyler yapacağız bugün ama önce akvaryumu göstermek istiyorum. Şu an akvaryumun 6. günündeyiz. Akvaryumun suyu hala böyle tam berraklaşmadı ama böyle oldu olacak gibi yani. Böyle çok az kaldı gibi ama hala değil böyle. Kristal berraklığında değil. Ufaktan bir yosun problemi başladı dün. Yani ilk hafta beklenen bir şey bu arada. Hani beklenmedik bir şey değil. Ama biraz daha sürmesini... tercih ederdim hani böyle 7. gün 8. gün falan başlasaydı keşke. Şu kayanın üstünde salyamsı bir şey var gördüğünüz gibi. Şu an onlarla baş etmeye çalışıyorum. Yani daha sonra bu problem olmayacak. Karidesler maridesler yiyecek onları da. Şimdilik mecbur kendim temizlemek zorunda kalıyorum. Bir de bazı bitkilerin üstünde nokta nokta yosunlar çıktı. Bunu ilk defa bu kadar erken yaşıyorum. Özetle şimdilik beklenmedik bir şey yok gibi. Bu vlog bitene kadar iyice berraklaşacak diye umuyorum. O halini de gösteririz. Ama bir şey deneyeceğim. Suyun bulanıklığını gidermek için şöyle bir şey aldım. Yani bakteriler çalışmaya başladıktan sonra, böyle bakteriler oturduktan sonra kendi kendine aslında kristal berraklığına ulaşıyor ama bir şununla da deneyeceğim. Belki birkaç gün öne alırız. Şu an böyle içine sis makinesiyle sis basmış gibi değil mi? Suyun içine de sis basmadım demem. Bunun etki etmesi bir 2 saat falan sürüyormuş. 2 saat sonra bakarız bir nasıl gözüküyor diye. O sırada başka işlerimiz var. Harun'a çalışacağım ama Harun'u da çalıştıracağım. Nasıl yani? Ne yapacağız? Şu mutfağı led döşeyeceğiz. Bu ledler için şöyle alüminyum kanallar aldım. Ve bunların hepsinin elle kesilmesi lazım abi. Çok mu zor olacak? Zor olacak çünkü kıl testeremi kırdın. Ve senin akvaryumunu yapmaya çalışırken kırıldı. Ve elimdeki mevcut kıl testere bunu çok zor kesecek. Ahşap ucuyla metal keseceğim. Neyse, hallederiz bir şekilde. Biz nelerin üstesinden geldik be kardeşim. Standart gün ışığı led kullanacağım bu arada ama o parlak yanan 3 çiplilerden falan. Tabii ki led için bir tane güç kaynağına ihtiyacım var. Ama bunu ben yaptığım için azıcık da akıllı olacak. İşte daha önce kendi evime yapmıştım bundan. Şöyle dokunmatik yüzeyli parlaklığı ayarlanabilen ledlerden yapacağım. Onun için de bunlar gerekiyor. Şimdi ben ölçüleri işaretleyeceğim Harun. Sen kesersin. Keserim ben de, ben de o sırada ledleri lehimlerim. Tamam. Yeni bir günden selamlar. Bugün akvaryuma ilk canlıları ekliyoruz. Hemen size şöyle bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz salyangozlar Nerite salyangozu diye geçiyor ve yosun yeme konusunda çok iyiler. Bunun dışında 20 tane de mavi karidesim var. Karideslerin boyları çok küçük olduğu için kamerada ne kadar belli oluyordur bilmiyorum ama akvaryuma koyunca yüksek ışık altında da gösteririm. Dün yaptıklarımıza gelecek olursak, dün finalini çekemedim çünkü birazcık uzadı. Şöyle boydan şeritledimiz var. Buradan kapatıp açabiliyorum ve ışığın da şiddetini şuradan şöyle dokunmatik şekilde ayarlayabiliyorum özetle. Akvaryuma dün koyduğum su berraklaştırıcı hiçbir işe yaramadı. Gördüğünüz gibi hala aynı tonda devam ediyor. En altlarda hafif kahverengi yosun başladı. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama kumların hemen üstüne bakarsanız hafif kahverengilikler var. Bunun sebebi ışığın yetersiz olması. O yüzden ışığı böyle mümkün olduğu kadar aşağı indirdim. Gerekirse bunu daha güçlü bir ışıkla da değiştirmem gerekecek ama umarım değiştirmem. Şimdi bu ufaklıkları saatlerdir zaten burada suya alıştırıyorum. Yani yavaş yavaş üstüne su ekliyorum ki benim akvaryumun suyuna alışsınlar. Şu anda akvaryuma aktarılmaya hazırlar anlayacağınız.
bayağı sakinler ha. Neriteleri elle koymanız gerekiyor çünkü ters dönerlerse bunlar kendini düzeltemiyorlar. Ve tabii ki akvaryumu yukarıdan bırakmamanız gerekiyor ki kabukları falan çatlamasın. Oha nasıl tutunmuş? Şu an bayağı burası böyle vakum halde. Düzelteceğim onu birazdan. Hepiniz mi ters düşeceğiniz ya? Vallahi bilerek yapmıyor. Beşte beş be, helal olsun. Altıda altı. Vaa, başardım. Tamamdır. Şimdi bunlar böyle bir kendine gelip etrafı yemeye başlayacaklar. Bu arada merak edenler için akvaryumu kurduktan sonra ilk bir hafta her gün %50 su değişimi yapıyorsunuz. Daha sonra 2 günde 1'e, 3 günde 1'e ve bir süre sonra yani bir ayın sonunda da haftada 1'e düşüyorsunuz. Yani haftada bir %50'sini değiştiriyorsunuz, yetiyor. Ben birinci haftadan sonra %30-%30 şeklinde gidiyorum. Çünkü suyu direkt olarak arıtmadan aldığım için yani normalde kenarda işte oda sıcaklığına gelsin diye beklemeniz lazım. Bana direkt çeşme şey de geliyor yani arıtılmış da olsa çeşme suyu geldiği için soğuk su geliyor. Suyun derecesi sürekli olarak dalgalanmasın diye işte %30 şeklinde gidiyorum. Günlük olarak bitkilerin gübrelerini verdiğimi zaten söylemiştim. Onun dışında bir de TDS'i sabitlemem gerekiyor. Onun için şöyle TDS metre diye bir şeyim var. Şu an mesela TDS'im 108. Bunu suyun içindeki mineraller, parçacıklar olarak falan düşünebilirsiniz. Su arıtmadan çıktığı için bir de ters osmoz arıtma yani alkalin arıtma değil. O yüzden suyun içinde hiç mineral falan bırakmıyorsunuz. Ev tipi olanlarda bir de mineral filtresi oluyor. Buranın da içme suyu olan kısmı yani arıtma cihazının bir kısmı içme suyuna bir kısmı buraya gidiyor demiştim ya. İçme suyuna giden kısmına aslında mineral ekleniyor. Mineral filtresi var. Ama burada kendim ekliyorum. Minerali de şöyle toz şeklinde ekliyorsunuz normalde. Fakat ben karıştırarak eklemeyi tercih ediyorum. Yoksa suyun dibine böyle tuz gibi bir şeyler dökülüyor. Aslında tuza benzer bir şey zaten. Şöyle bir şişenin içinde karıştırıp döktüğünüzde çok daha hızlı bir şekilde çözünüyor. Amacımız bunu 120 ile 140 arasında tutmak. Mesela şu an yeterli değil. Biraz daha ekleyeceğim. Şimdi şu bulanıklık geçsin. Bulanıklık geçtikten sonra Harun size böyle güzel detaylar çeker. İşte karidesleri, salyangozları falan gösterir. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Dün hiç çekim yapamadım çünkü bir gıda zehirlenmesi yaşadım ve aranızda yaşayanlar varsa nasıl olduğunu biliyordur. Günümün çoğu tuvalette falan geçti, böyle çok hoş bir deneyim değil. Neyse, bu vlogun ilk gününde şuraları toparlamıştım, buraları yapmaya başlamıştım ya. Gördüğünüz gibi yine dağıttım. Onun dışında lazer TV aldım bir tane, onun testlerini yapıyorum. İşte nereye tam konumlanacak, nasıl bir TV dolabı yaptırmalıyım falan gibi. Dün fırsattan istifade biraz da onunla uğraştım işte. 3 boyutlu çizimle böyle TV dolabı falan yaptım çünkü normal TV dolaplarına koyamıyorsunuz bunu. Biraz daha geniş olması gerekiyor. Özel yaptıracağım yani. Vesaire vesaire. Dün böyle geçti. Bugün başka bir konumuz daha var. Apple denemem için bir tane iPhone 14 Pro Max yollamış. Şöyle göstereyim. Hatta bir de 1 terabaytlığını yollamış. Ama ben zaten almıştım. O yüzden bunu Harun'a vermeye karar verdim. Yani her ne kadar test ürünü olsa bile 1 yıla yakın boyunca bende kalabiliyormuş. Harun kullansın. Mutlu olsun. Yılbaşı da geliyor. Yılbaşı hediyesi olur falan diye düşündüm. Şimdi ona sürpriz yapacağız. Ne tepki vereceğini merak ediyorum açıkçası. Çünkü o da ilk çıktığında bir almış falan niyetlenip sonradan vazgeçmişti. Göreceğiz. Şöyle kablo kanalı paketin içine koydum bu arada. Hatta bunun üstüne şöyle bantı falan da koyacağım. Ona bir şeyler yaptırıyormuş gibi yapıp içinden çıkacak sürpriz işte. Ne tepki verecek merak ediyorum. Şimdi birlikte göreceğiz. Yeni bir günden selamlar. Bugün yine Harun'un taraftayız ve Harun'u çalıştıracağım bugün. Ona kablo düzenleteceğim. Ve bundan hiç haberi yoktu. Zaten içeri geldiğinde böyle yüzünde bir gülme vardı. Ben anladım bir şeyler olduğunu da. Ne kablosu? Şu arkada görmüş olduğun 300 tane fiş var ya televizyonun arkasında. Onlar için bak buraya kablo kanalları, çiftli bantlar, cırt cırtlar böyle bir dünya şey aldım. Ne gerek var? Zaten şu an hepsi çalışıyor bak. Kablo da gözükmüyor.
Hayır, alttan falan görüyorum ben. Bir de şeyi değiştireceğiz. Orada şu an iki tane çoklu priz var ya. O nerede benim aldığım büyük çoklu priz? Evet, bunu takacağız. Bu sayede iki tane çoklu priz yerine tek çoklu prize düşmüş olacağız. Ne değişecek hayatımızda? Daha güvenli olacak. Çünkü şu an oradan bir çoklu priz, bir çoklu prize, oradan bir çoklu priz akvaryuma gidiyor. Ben sadece çekim yapacağım. Ben zehirlendim biliyorsun. Ağır falan kaldıramam şu an. Doğru abim, zehirlendi. Sen niye bunu bana söylemedin ki daha önceden? Ama hazırlan, etrafı topla dedim. Ve hiç mutlu değilim şu an ya. Şuraya baksana. Bir şey olmaz işte, halledersin sen onları. İlk önce bir malzemelerini tanı. Çiftli bant. Onun ne olduğunu biliyor musun? Bunlar kablo kanalları. Aha, evet. Sonra burada... Yok artık. Yok artık. Ciddi misin? Oha! İçinden şey falan çıkmayacak değil mi? Kapağı da kapalı. Oha! Teşekkür ederim abi. Kaç GB olduğuna baktın mı? O altta bir yerde küçük. Seninkinden daha iyi. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Apple'a teşekkür et. Bana değil. Apple mı yolladı? Evet. Apple'a çok teşekkür ederim. iPhone 15 çıkana kadar senin. Sonra geri yollayacaksın. iPhone 15 yollayacaklar mı sonra? Ne bileyim, bana niye soruyorsun? Peki gerçekten kablo düzenleyeceğiz mi? Hayır. Yani yapacağız da bu videoda değil. Ha. Bir ara yaparız. Onu, videoda ne işi var onun? Ya açayım mı? Ya aç. Evet. Çok güzel lan. Mutluluğuna puan alalım. Vallahi şu an çok çok garip hissettim. Mutlu, böyle mutlu olamadığım gibi bir şey oldu ya. Tam böyle şaşırdım çünkü, anladın mı? Videolarda, ara sahnelerde falan iPhone'la çekim yapıyoruz bu arada. Hani böyle ne bileyim, arsa tekne videosunda işte yok arabayla gidiyoruz böyle çamura girdik falan sahneleri var ya. Onlar hep telefonla çekiliyor. Artık daha güzel çekeceksin. Titreşimsiz modu var. Neyse, kuruyorum ben bunu abi. Kur, aktar sen telefonunu. Vallahi çok mutlu oldum. Kapak gel için, sarılalım ya. Kapak gel. İçin bana şöyle şey vereceksin mi? Şaşırmış yüz ifadesi vereceksin mi be? Gel sarılalım. Ağladın mı peki? Ben şaşırmış yüz ifadesi istiyorum kapak için. Tamam, yaparız. Nasıl yapacağız? Çünkü benim hiç öyle kapağım yok. Hani şöyle iki elini koyuyorsun yanağına böyle yapıyorsun ya. Çok uzaktasın, yaklaş azıcık. Ya tamam. Çok sıcak hissettim ya. Hak ettin. Neyse, bir de son akvaryumu göstereyim vlogu kapatmadan. Suyumuz bayağı berraklaştı. Hala tam değil. Şöyle yandan baktığınızda karşısı şey değil. Kristal berraklığında değil ama bayağı net. Muhtemelen ya yarın ya da bir sonraki gün tam istediğim o kristal berraklığına ulaşmış olacak. Karidesler ve salyangozlar da iş yapıyor bu arada. Bayağı yediler yosunları. Bak, biri uçuyor. Bak bak bak. O uçmuyor, öyle yüzüyor onlar. Ama ayaklarıyla yüzdükleri için uçuyorlarmış gibi gözüküyor. İki gün sonra içine ottoları da ekleyeceğim. Otto Singlus diye bir balık var, böyle çok iyi yosun yiyor. Onu da ekledikten sonra zaten yosun problemi komple bitmiş olur. Ondan bir hafta sonra da balıklar yetişirse, eğer ithalat varsa balıkları koyacağım. Onun videosu gelecek. Kaçırmamak için abone olup zil simgesine tıklayıp buraya kadar izlediyseniz beğenip hepsini yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Harun, ağlıyor musun sen? Ağlamıyorum ama... mutlu oldum. Gözüne iPhone 14 Pro Max 1 TB mı kaçtı? Aynen öyle.